Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 258 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى айтыпты ки Ибрахим билан унинг Роббиси торуста ҳужжатлашган, тотишган одамни кўрмадингми? Аллоҳ таоло унга, яъни Иброҳим алайҳиссалом билан тотишган кишига мулк берган эди. O'shanda İbrahim aytdiki, mening Robbim tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir. U aytdiki, men ham tiriltiraman va o'ldiraman. İbrahim alayhissalom aytdi, albatta Alloh taolo quyoshni mashriqdan keltiradi. Sen uni mag'ribdan keltirchi. Shunda kofir bo'lgan bu kishi bu hita hech narsa deya olmay qoldi, jim bo'lib qoldi. Sharmanda bo'lib qoldi. Va Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Suyuti aytayaptilar. Alam taro ilallazi hajja jadala. Hujjatlashgan kishini ko'rmadingmi? Ya'ni jadallashgan, janjal qilgan. Ibrohim alayhissalom bilan janjal qilyapti. Ibrohima fi robbihi. Ibrohim alayhissalom bilan uning robbisi, ya'ni Ibrohim alayhissalomning robbisi to'g'risida janjallashyapti. لأن آتاه الله الملك الله تعالى unga mulk berganligidan kelib chiqib qarang Alloh mulk beribdi shukr qilish to'g'riga bu mulk uning tug'yon qilishiga sababchi bo'lyapti ay hamalahu batarahu bi ni'matillahi ala zalika wa huwa namrud ya'ni Allohning ne'matlariga kibr qilganligi uni mana shu narsaga olib bordi nonko'rligi ko'rnamakligi Allohga isyon qilishlik, Allohga dushman bo'lishlikka olib bordi. Va bu podshoh Namrud edi. Iz badalun min hajja. Iz o'shanda bu jumla mana hujjatlashdi, janjallashdi degan jumladan badal bo'lyapti. Qala Ibrohimu lamma qala lahu man robbuk allazi tad'una ilayhi. Namrud Ibrohim alayhisalomga Sen bizi davet kılıyıp dururken Rabbin kim? Degen de İbrahim Aleyhisselam etti ki Rabbi ellezi yuhi ve yumit. Beni Rabbim tırıltıradigan ve öldüradigan zattır dedi. Ey yahlukul hayata vel mevte fil eczadi. Yani cesetlerde hayatını ve ölümünü yaratıradigan zattır dedi. Yani bu cümle yukarıdaki İbrahim Aleyhisselam'la hüccetleşkendi, cendelleşkendi gördün mü? İbrahim Aleyhisselam'ın şunu dediğinliğini gördüğün mü? Degan ma'no kelib chiqadi. Badal bo'lgandan keyin. Qala huwa bu Namrud podshoh aytdiki, ana uhi va umid. Men ham tiriltiraman va o'ldiraman dedi. Bil qotli, ya'ni o'ldirishlik bilan val afvi anhu va kechirishlik bilan. O'ldirsam o'ldirgan bo'laman, kechirsam tiriltirgan bo'laman. Va da'a bi rajlayni ikkita odamni chaqirtirdi. Fa qatala ahaduhuma bittasini o'ldirdi. Va tarakal axor boshqasini tark qildi, qo'yib yubordi. Aytdiki, mana o'ldirganimni o'ldirdim, unga o'lim berdim, qo'yib yuborganimga hayot berdim dedi. Salam marahu g'obiyan Ibrohim alayhisalom ko'rdiki, u Namrud g'obi, anqov bir inson, ahmoq bir inson. Qala Ibrohimu muntaqilan ila hujjatin awdaha minha. Shunda Ibrohim alayhisalom oldingi hujjatdan Yana ham voziyh, yana ham ochiq ravshan bo'lgan hujjatga o'tdilar. Fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal maghrib fa'ti biha anta minal fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha anta minal maghrib.
Albatta Alloh taolo quyoshni mashriqdan chiqadigan tarafdan keltiradi. Sen quyoshni mag'ribdan keltirchi dedilar. Fa bu hitallazi kafara tahayyara va dahisha. Bu kofir bo'lgan Namrud sharmanda bo'lib qoldi, hayron bo'lib qoldi, dahshatga tushib qoldi. Hech narsa deya olmay qoldi. Wallohu la yahdil qawma zolimin va Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Bil kufri ila mahajjatil ihtijaj. Ya'ni zolimlardan maqsad küfür keltirib, kofir bo'lib zulm qilgan insonlarni hujjatlashlikda g'olib bo'lishlikka hidoyat qilmaydi. Ular mag'lub bo'lishadi doim. Mana bu oyat yana tarixda o'tgan büyük bir voqea to'g'risida xabar beryapti. Bu oyatning yuqoridagi oyatlarga qanday aloqasi bor? Yuqoridagi oyatlarda tavhid to'g'risida xabar berildi. Tog'utlarga kofir bo'lishlik, tog'utlarning hammasiga qarshi chiqishlik, faqatgina Allohga iymon keltirib, faqatgina Allohga taslim bo'lishlik masalasi aytildi. Alloh taolo tarixdan bir misol keltiryaptiki, mana Ibrohim alayhisalom mana shunday edi. Bizning hukmimizga amal qildi. Sizlar o'ylamanglarki, tog'utning butun turiga qarshi chiqishlik, inkor qilishlik, faqatgina Allohga taslim bo'lishlik, faqatgina bu shariatda Muhammad alayhisalomning shariatida aytilgan narsa va bu sizlarning ko'zlaringizga juda qiyin, og'ir ko'rinyapti. Tarixda hech kim qilmagan yangi bir masala deb o'ylamanglar. Butun tarixdagi butun payg'ambarlar va butun avliyolar butun mu'minlarning yo'lidir. Mana sizlarga bir misol. Ibrohim alayhisalom juda uzoq muddat oldin o'tgan edi. Namrud bilan munozara qilyaptilar. Qarang, tog'utni inkor qilishlik uchun eng katta bir misol keltiryaptilar. Ya'ni ruhlardan bo'lgan tog'utni inkor qilish oson. To'g'ri, ruhparastlarga qiyin bo'lyapti-yu. Qabrlarning xudoligini inkor qilish oson. To'g'ri, qabrparastlarga qiyin. Haykalparastlikni inkor qilish oson va boshqa-boshqa shirk kufrlarni va shaytonni inkor qilish ham oson. Shaytonga qarshi chiqdik, inkor qildik. Allohni la'nati bo'lsin deish oson. Lekin zamoningizdagi sizni imtihon qilishlik uchun, mu'minlarni imtihon qilishlik uchun yaratilgan zolim kofirlardan bo'lgan tog'utni inkor qilishlik har kimga nasib qilmaydi. Mana insonlar dunyoviy e'tibordan o'ylanib qo'rqib qoladigan, ko'pchilik odam jasorat topolmaydigan bir tog'utdan misol keltiryapti. Mana Namrudni masalasi. Ibrohim alayhisalom Namrudga qarshi chiqdilar. Inkor qildilar. Zarra qadar qo'rqmadilar, cho'chimadilar. Va insoniy e'tibordan, insoniy fitratdan, tabiatdan kelib chiqib, avvaliga bu qo'rquv keldi, lekin iymoni hokim bo'ldi, g'olib bo'ldi va bu qo'rquvni chiqardilar qalblaridan. Faqatgina Allohga itoat qilgan holatda, Allohga taslim bo'lgan holatda Namrudni rad qildilar. Tavhidga da'vat qilyaptilar. Endi bu gap aytilgandan keyin bizning zamondagi musulmonlar aytadiki, bizning hukumatimiz yo'qda deydi. Ibrohim alayhisalomda ham hukumati yo'q edi. Bizning armiyamiz yo'qda deydi. Ibrohim alayhisalomda ham yo'q edi. Bizning jamoatimiz yo'qda deydi. Ibrohim alayhisalomda ham jamoati yo'q edi. Bizning hech qanday qurol-yarog'imiz yo'q. Ibrohim alayhisalomda ham yo'q edi. Bizning muqobilimizdagi hukumatlar juda quvvatli hukumat. Ibrohim alayhisalomning qarshisidagi Namrud hukumati yana ham quvvatli edi. Namrud butun dunyoni bosib olgan kofir zolim podsho edi. Butun dunyo, butun dunyoni bosib olgan edi. Ulamolar aytadiki, insoniyat tarixida butun dunyoni bosib olgan podsho 4 ta o'tgan. Ikkitasi islomda, ikkitasi kufrda. Islomdagilar Zulqarnayn, birinchisi Zulqarnayn. Odamlar Iskandar deyishadi. Buni Iskandarligi to'g'risida dalil yo'q. Qur'onda Zulqarnayn deb kelgan, hadislarda ham Zulqarnayn deyilgan. Biz Zulqarnayn deymiz. Uni Iskandar deganligi uchun keyin Aleksandr Makedonskiyga aralashtirishadi, shumikin deb o'ylashadi. Yo, Aleksandr Makedonskiy boshqa, Makedoniyadan chiqqan Aleksandr u boshqa u. Lekin Zulqarnayn mu'min bo'lgan, Alloh do'sti bo'lgan, butun dunyoni bosib olgan, butun dunyoni fath qilgan, butun dunyoga islomni hokim qilgan podshoh. Ikkinchisi Sulaymon alayhisalom, butun dunyoga islomni hokim qilgan payg'ambar va podshoh. Mana islomda o'tgan ikkita podshohlar. Kufrda o'tganlari bittasi mana Namrud. Namrud butun dunyoni bosib olgan kofir podshohdir. Ikkinchisi Baxti Nasr, forslardan o'tgan Baxti Nasr deyiladi. Shu butun dunyoni bosib olganidir. Demak, mana Namrud dunyoni, butun dunyoni bosib olgan, butun dunyoni titratgan eng zolim, eng kofir podshohdan ikkitani bittasi ekan, qarang, yuzlarcha podshohlarning bittasi emas. Ikkitani bittasi.
Bizim zamanımızdaki küfür hükümetlerinin en kattası mana Amerika bo'lsa, Amerika shuncha shonu shavkatda da'vo qilgani bilan bütün dünyanı bosvagani yo'q-ku. Sizni qarshingizda Amerika tursa ham, sizni holatingiz İbrahim alayhisalomni holatiga qaraganda juda yengil bo'ladi. Sizni qarshidagi hukumatlar Amerika bo'lgan, Rus bo'lgan taqdirda va dunyoning bir qismini bosib olgan bir kufr va kofir zolim podsholar hukumatlar xolos ular. Lekin İbrahim alayhisalomning qarshidagi podsho Namrud butun dunyoni bosib olgan edi. Demak, bizda hech qanday uzrimiz qolmadi. Biz bu oyatlarga taslim bo'lishlik, tog'utning butun turini inkor qilib rad qilishlik, faqatgina Allohga taslim bo'lib, faqatgina Allohga itoat qilib, faqatgina Allohga ibodat qilishdan boshqa yo'limiz qolmadi. Agar biz urvatul visqolan fisomalahani xohlasak, mustahkam bog'ni xohlasak, dunyo va oxiratda aziz bo'lmoqchi bo'lsak, mana shu bizning yo'limizdir. Agar dunyo va oxiratda izzatni xohlamasangiz, shaytonga aldanib, ahmoqlik qilsangiz, johillik qilsangiz, bunda tog'utlarni inkor qila olmaysiz. Tog'utlarga qarshi chiqa olmaysiz, dunyo oxiratda xor bo'lasiz. Dunyoda ham xor bo'lasiz, mahluqlariga xor bo'lib, mahluqlardan qo'rqib va oxiratda ham xor bo'lasiz. Alloh taolo misol keltiryapti, qarang. Bu bir. Ikkinchisi, Qur'onning mo'jizaligini qarang. Bitta misol qancha masalaga dalil bo'ladi. O'zi misolning ichida qancha ahkomlar bor. Misolning ichidagi ahkomlarga kirganimiz yo'q. Misoldagi ikkinchi ibrat shuki, bundan oldingi oyatda Alloh taolo nima dedi? Allohu valiyullazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh taolo iymon keltirganlarning do'stidir, ularni zulmatlardan nurga chiqaradi dedi. Mana tarixdan bir misol. Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning do'stidir, nurga chiqaryapti. Qarang, izzatga, g'alabaga chiqaryapti. Vallazina kafaru awliyahumut tagut. Va kofir bo'lganlarning do'sti esa tog'utdir, shaytondir. Mana Namrud. Namrudning do'sti shayton edi. Uni nurdan zulmatlarga chiqaryap turdi. Mana Alloh taolo mu'minlarga qanday do'stlik qilyapti? Shayton kofirlarga qanday do'stlik qilyapti? Bizning zamonimizda ham shunday. Bizning zamonimizda ham ikkita saf bor. Alloh do'sti bo'lgan kishilar va shayton do'sti bo'lgan kishilar. Qarang, Alloh do'sti deganda biz aqidamizni buzib qo'yishdiki, hali uchadigan, suvda yuradigan. Biz Alloh do'sti deganda kufrning butun turini inkor qilib, rad qilib har qanday holatda tavhidga, islomga xizmat qiladigan odamlar aqlimizga kelmay qoldi. Avliyo desa, hech kim bilan ishi bo'lmaydigan, og'zida tishi bo'lmaydigan, faqat uchib yuradi, yerda ham yurmaydi, yoki muridlarning yelkasida yuradi. Nima qiladi yerda yurib, odamlar ko'tarib yurgandan keyin mazza qilib yuradi tepada. Shunday odamlarni avliyo deb o'ylashadi. Lekin haqni gapirgan, kufr shirkni rad qilgan, nima bo'lsa bo'lsin, islom bo'lsin degan insonlarni, bular terroristlar, bular orqada qolgan insonlar, bular vahobiylar, bular salafiylar, falon piston battar deb tuhmat qilishadi. Lekin haqiqiy avliyolar kufrning hamma turini inkor qilib, rad qilib, tamayyak kufr bil tog'ut. Tog'utga qarshi chiqib kofir bo'lgan va faqatgina Allohga itoat qilgan, faqatgina Allohga ibodat qilgan kishilardir. Mana misoli. Uchinchi ibrat. Alloh taolo aytibdiki, mana Ibrohim alayhisalom yolg'iz bo'lishiga qaramasdan, dunyoviy hech qanday imkoniyati bo'lishiga qaramasdan, faqatgina Allohga tavakkul qilib, Namrud bilan munozara qilyaptilar. Namrud butun dunyoni bosib olgan va eng qudratli bir hukumatı, son-sanoqsiz askarlari bo'lgan holatda Allohga qarshi chiqdi. Va Allohning do'sti bo'lgan yakka yagona Ibrohim alayhisalomga qarshi chiqdi. Bir kishiga butun dunyo qarshi bo'lyapti. Butun dunyoni titratgan podsho Namrud. Siz o'ylamang, masalan, Namrud biz ham ko'rib qolsak borib Ibrohim alayhisalomga o'xshab tortish o'ramiz demang. Ibrohim alayhisalom tortishganiga sizga ham oson ko'rinmasin bu. Oson emas bu narsa. Siz Namrudni qo'ying, o'zingizni mamlakatingizni bir polisini da'vat qilingchi. Ko'chada ketayotgan bir polisni. U polis adashib sizga ko'zi tushib ketsa, yuragi shuvullab ketadi. Siz podsholarni da'vat qilmoqchisiz. Sizning mamlakatingizdagi podsholar Namrudni oldi hech narsa emas. Namrudning podsho hozir bo'lganda edi, sizning mamlakatingizdagi podsholar borib sajda qilishardi unga. Siz shu podsholardan titrab yuribsiz, tushingizga kirib qolsa qo'rqib.
İbrahim Aleyhisselam Nemrut'u davet kılıyaptılar, münazara kılıyaptılar. Dünyanın bütün padişahları, katta boyları Nemrut'a secde kılardı. Bütün askerleri secde kılardı Nemrut'a. Nemrut'u betiga qaralmasdi. Huzuriga kirganda secde kılıp kirishardi. Nemrut üzüm verse ki kallasını kötardı, bunsa kallasını kötarmasdi. Hudoli da'vo qilganidi u. Hammalar meni bandamsizlar deganidi. Shunday bir podshoh edi. Shuni muqobilida İbrahim Aleyhisselam hech qanday qo'rqmasdan xotirjam bemalol da'vat qilyaptilar. Dunyoviy tarafdan qarasangiz İbrahim Aleyhisselamda hech narsasi yo'q. Lekin Alloh u kishini do'sti bo'lganligi uchun g'olib bo'lyaptilar. Namrudga qarasangiz dunyoni butun imkonlari berilgan. Lekin Alloh uni do'sti bo'lmaganligi uchun mag'lub bo'lyapti. Va saroyida uni saroyida bo'lyapti. Hech qachon Namrud İbrahim Aleyhisselam'ın uyiga borib ya ko'chada munozara qilmaydi-ku. Askarlarga buyuradi, ushab kelinglar bu İbrahimni. Kim ekan u? Dinga da'vat qiladigan, islomga da'vat qiladigan. Bizni xudoligimizni inkor qiladigan kim ekan u? Qattiq azob beraman, falon mustonib qancha tahdid qildi, ushab kelinglar dedi. Borib olib kelishdi. Saroyda bo'lyapti bu. Va bundan boshqa ibratlar hosil bo'ladi. Biz bu oyatlardan, bu qissalardan ibrat olishligimiz kerak. Bular ertak emas-ku bu. Kallani qimillatib qo'yadigan narsa emas. Oyat bu Alloh taolo xabar beryapti va tarixda bo'lgan voqea. Kim bunga shak qilsa kofir bo'ladi. Bu narsalarning qadr qiymatini bilaylik. Lekin bu qissalar, bu ilmlar har kimga nasib qilgani yo'q. Ba'zida hech xabari yo'q. İbrahim alayhisalomni yaxshi ko'ramiz deydi-yu, hech xabari yo'q. Ba'zilar masalan, ba'zi musulmonlar bu qissalarni eshitgan, o'qigan yoki ba'zi mullalar aytadi ham odamlarga, lekin bu hikmatlar ibratlarni bilmaydi. Bu qissa nimaga dalolat qilyapti? Nima qilishligimiz kerak? Qanday ibrat olishligimiz kerak? Mana bu narsalar hech aqlini o'tmaydi va o'tkizishni ham xohlamaydi ular. Bunday fikr qilishni ham xohlamaydi. Bu qissalarni o'qib yig'lab, ular juda ulug' insonlar bo'lgan, biz badbaxtmiz biz. Biz ulardek bo'larmaymiz, ular payg'ambar-ku ular. Deb yig'lab odamlarni yig'latib, mumkin masala bo'lalasizlarmi, qilalasizlarmi, sanma yo'q, men ham qilolmayman. Hech kim qilolmaydi buni. Ular endi boshqa insonlar edi. Biz ham shunday bo'lishligimiz kerak. Biz ham Ibrohim alayhisalomdek bo'lishligimiz kerak. Va bu ilmlar nihoyatda baquvvat ilmlardir. O'tgan darslarda ham aytib berdim. Nasroylarning bir jamoati bilan munozara qilganimizda o'sha 5-6 kishilik jamoat edi ular. Munozara qildik. Men İbrahim alayhisalomni shu qissalarni aytib berdim. İbrahim alayhisalomning Namrud bilan bo'lgan tortishmalari. Ular hayron bo'lib qolishdi. Men ulardan oldin so'radim, sizlar İbrahim alayhisalomni yaxshi ko'rasizlar desam, ha dedi. Ishonasizlarmi, iymon keltirgansizlar, ha. İbrahim alayhisalom Namrud bilan bo'lgan ixtiloflar nimaga bo'ldi? Nimaga Namrud İbrahim alayhisalomni o'tga otdi. Sen hayron bo'lib qolishdi. U qachon bo'lgan dedi. Qayerdan kelgan bu dedi. Aytdim, Qur'onda kelgan, bilmaysizlarmi? Sen yo'q dedi, aytdim. Men hech kutmagandim bu narsani bilmasliklaringizni dedim. Nahotki shuni bilmasalaringiz. Sizlar qanday qilib missionersizlar? Qanday bir masalan o'zlaringizda din mutaxassisisizlar? Ular o'zlaricha mutaxassis ham diniy ham dunyoviy ilmlarda mutaxassis, mukammal insonlar. İşi şu ulardı. Hayatı şu. Şunu bilmiyorsunlar mı? Darı daftarlarını çıkarıp yazı alıştı. Ve ular geldi benim Kur'an'da falan falan yedek yiyen. Yazı alıştı dedi biz barsak elbette bunu tekşiremizdi. Bizi etmeyen dedi bizi profesörler etmeyen derslerde ötmeyen bu nasıl dedi. Anıq dedim bunu. Hemen biledi onu. Bütün dünya biledi ki. Nahat ki bilmeseleriz. Karim. Yani bir yerde tevhid var da. Şunun güç etmeydi ular ya. Bu qissani bilsa bir ortasi tushunib qolsa nima bo'ladi? Fikri ochilib qolsa. Shuning uchun qo'rqib aytishmaydi. Bo'lmasa o'sha yerda nasroylarning 3 ta toifasi bor edi. 3 ta mazhab. O'zlari o'sha 6 ta 7 kishi edi, lekin 3 ta mazhab ekan. Ya'ni 2 ta mazhab, bittasi bemazhab ekan. Ya'ni o'zlari aytdi, biz dedi, mazhabni qabul qilmaymiz dedi. Men kuldim uni gapini eshitib. Darro musulmonlardan o'rganibsizlar-da. Ba'zi musulmonlar mazhabni qabul qilmaydi. Darro nasroylar opti darro musulmonlardan. Musulmonlarni yomonlashadi-yu, ammo pinhona ergashadi baribir. Aytadi, biz faqatgina Injilga amal qilamiz, faqat Isoning so'ziga amal qilamiz dedi. Aytdim, qani edi shunday bo'lganda. Qarang, bu ilmlar juda katta ilmlar bular. Nasroniylarni
mutahassis dindorlarman deganlarda xabari yo'q bu narsadan. Alloh taolo bunchalik qiymatlilini bizga osongina berib qo'yadi. Va u nasroniylar o'sha o'tgan darsda aytib berdim, ular amerikalik ular. O'ylamang, masalan, chekat-chukadagilar emas ular. Amerikadan kelgan nasroniylar edi. Shularniki bilmagandan keyin boshqalarni qo'yaring endi. Mana shunday büyük bir voqea bu. Oddiy qissa deb o'tmanglar bunga. İbrahim aleyhisselamdan hüccetleşeyipti, cencelleşeyipti. İbrahim aleyhisselamın Rabbisi doğrusudur. Allah Teala İbrahim aleyhisselam'a bağlayıptı, fi Rabbihidir. Yani Nemrut'tan yüz ögüreyipti Allah Teala. Hani kanca seltenesi, padişahı gibi olsa bulsun, askerleri, pulları bulsun, Allah da razı kımese, Allah ki itaat kımese, Allah'a zerre kadar itibarı yok onu. İbrahim aleyhisselam'ın dünyada hiç nesesi yok, belki Allah ki itaat kıyanı için fi Rabbihidir yaptı. İbrahim'in Rabbisi deyipti. Ve yine Allah Teala bunun nankör peskeşliği işare kılıp en atahullahul mülk. Allah'ın mülk birgenden kiyin Allah kesiyan kılıp Allah'ın peygamberi davetçisiye düşmanlık kılı yaptı bu. Halin Nemrut dünyadaki en peskeş insan. Çünkü Allah Teala en köp nimet birgen insan meneşi. Yani dünyavi nimetler. Tamam, dini nimet verilmedi bunga, çünkü layık mesedi ve kabul kime yaptı yemene. Allah Teala cünnetti İbrahim Aleyhisselam, dini nimet diyen bir mahcup oldu, kabul kime de uzu. Dünyavi nimetler de hemesi verilgen, hemen nimet de durup Allah'a itaat kimese, Allah'a ibadet kimese, bu en kette kafir, nankör, beddah, feskeş buladı. Bizi zamandakiler hem şimdilik, bizi zamandaki padişahlar hem, kançeli, kuvvetli, kudretli buse, qanchalik saltanati mamlakati katta bo'lsa-yu, lekin Allohga itoat qilmasa, Allohga ibodat qilmasa, eng katta nonkor, eng katta badbaxt, eng katta zolimdir. Yani bizning zamondagi musulmonlar ularni havas qilmasin. Bizning zamondagi musulmonlarga hayron qolasiz. Bu kofir, badbaxt, zolim podsholarni havas qilishadi. Ba'zilari tilida aytmasa ham, lekin qalbidan havas qiladi, shularni yaxshi ko'radi. Shularday bo'lishlikni xohlaydi. Ularda ko'ziga nihoyatda büyük insonlar bo'lib ko'rinadi. Hech kim emas ular. Hech kim emas. Jahannamga o'tin xolos ular. Ularda havas qilmang. Ularda holatlari, imkoniyatlari, hayotini hech qachon havas qilmang. Havas qilinadigan emas. Namrudga Alloh taolo shunchalik mulk berdi, shukr qilish to'ndiga bu ne'matlarni Allohning qarshisiga ishlatyapti. Allohga düşman, Allohning eng yaxshi ko'rgan payg'ambarlardan bittasi Ibrohim alayhisalomga düşman va islomga düşman, iymonga düşman bo'lyapti. Shaytonga xizmat qilyapti. Shaytonga qulluq qilyapti bu. Alam taroni masallar yuqorida o'tdi. Ikkita ehtimoli bor buni. Ya'ni bildingmi degan ma'noda, ikkinchisi ko'zing bilan ko'rdingmi degan ma'noda. Birinchi tafsir mashhur. Ya'ni Ibrohim alayhisalom Namrud aleyhisselam ile tartışkanlıklar, vakiyelerini Peygamberimiz körgeni yok ki, közü bilen. Allah-u Teala bildir yaptı. En de bildir yaptı, aldım bilmesiydiler. Lekin dikkatimizi toplaştığı için, fikrimizi toplaştığı için, kızıktırıştığı için alem taradı yaptı. Görmediğim mi yaptı? Bilmediğim mi, bilişin kereyi bunu yaptı. Lazım bu neseler. Bu münazara, bu cencel tartışığı kim tarafından başlandı? Onun tarafından başlandı. İbrahim aleyhisselam umlan tartışkeni yok. İbrahim aleyhisselam davet kıldılar. İslam'a davet kıldılar. Allah'ın ibadetine davet kıldı. O kabul kılmasından tartıştı. Cencelde o başladı. Şunun için Allah Teala hacca diyen eserini onge nispet veriyordu. İbrahim aleyhisselamdan cencel kıldı o diyordu. Çide meslek kıldı da. Karese ki İbrahim aleyhisselamın sözleri doğru hak. Biliyordu haklığını. Çünkü Allah'ını tanış. Allah'ın Rabbiliği, Halıklığını bilişlik, her bitti insanda fitratı da var. Nevrutem insan bu yanı için, yekkey yegane, yalgız yaratıcı Allah'dır. Yalgız Rab Allah'dır. Yalgız razık Allah'dır. Yalgız melik Allah'dır. Bunu cüde yakşı bilerdi o. Bilgen halette nankörlük kıldı, deccallık kıldı. İbrahim aleyhisselam bilen tartışken de mağlup bulu yaptır yanı için, yine cencel kıl yaptı, cüde meslek kıl yaptı. İbrahim aleyhisselam gördü ki, doğrudan doğru davet kabul küme yaptı. Her hal savallar taşı yaptı, atrafında vazirleri oturgen. Hemen aldı münazara böyle yaptı. İzgâle İbrahim Rabbiyellezî yuhî ve yumît.
Meni Rabbim tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir. Hayotni u beradi, o'limni u beradi. Ya'ni sizlarga ham hayotni u bergan. Sizlarga tiriklik ne'matini u bergan. Sizlar bu tiriklik ne'matini muqobilida Allohga ibodat qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. O'ldiradigan zot ham u xolagan vaqtida o'ldiradi va o'lganlardan keyin kech bo'ladi. O'lgandan keyin qaytib kelmaysizlar. Alloh taolaning tiriltirish va o'ldirish sifatlarini zikr qilib, Allohning qudratini bayon qilyaptilar va da'vat qilyaptilar, qo'rqityaptilar va qiziqtiryaptilar. Va yuhika demadilar, seni demadi, mutlaq aytayaptiki, butun koinot, butun narsalarni tiriltirib turgan ham, o'ldirib turgan ham Allohdir. Shunda bu ahmoq nima dedi Namrud? Qala ana uhi va umid. Aytdiki, men ham tiriltirib o'ldiraman dedi. Buni men ham qilaman dedi. Bu oson narsa-ku bu dedi. Va butun tafsirlarda keladiki, ikkita odamni chaqirdida, bittasini o'ldirdi, aytdi, "Ko'rdilaringizmi, men ham o'ldirdim" dedi. Va bittasini qo'yib o'rdatdi, "Senga hayotingni bag'ishladim" dedi. "Bali yasha o'rgin, qoningdan kechdim" dedi. "Mana buni tiriltirdim" dedi. Endi buni ahmoqligi ma'lum. Bu o'ldirish tiriltirish emas-ku bu. Agar sen tiriltiradigan bo'lsang, o'likni tiriltirchi, ya'ni o'ldirganingni tiriltir. Uni qila olmaysan uni. Va bir odamni o'ldirib turganda to'g'ridan to'g'ri hech qanday qurolsiz, hech narsa qilmasdan o'ldirchi, jonini olchi. Qila olmaysan-ku buni. Ya'ni har birta kalimani ikkita ma'nosi bor. Biri haqiqiy ma'nosi, ikkinchisi majoziy ma'nosi. Ibrohim alayhissalom tiriltirmoq va o'ldirmoq deganda haqiqiy ma'noni qasd qilib gapirdilar. Buni Namrud ham tushundi, yerdagi vazirlar ham tushundi. Ammo Namrud nima deydi? Chidamaslik qilyapti. Bilib turib, bilmaganga olyapti-da, bu kalimalarni majoziy ma'noda ishlatyapti. Masalan, bir insonni o'ldirsangiz, qotil bo'lasiz, mumit bo'lasiz, o'ldiruvchi bo'lasiz u, ammo sizni o'ldiruvchiligingiz majoziy, haqiqiy emas. Haqiqatda sizni o'ldirmayapti, Alloh o'ldiryapti. Buni hamma biladi buni. Lekin bilgan holatda inkor qilib, xuddi bilmagandek, sezmagandek majoziy ma'nodan gaplashdi. Namrudda atrofidagilar ham Namrudni chidamaslik qilyapti turganligini sezsa ham, baribir yana unga tarafdorlik qilishyapti. Ibrohim alayhissalom ko'rdiki, endi bu masalaga kirish foydasi kam. Qarang, munozara qilyapti turgan odam nihoyatda aqlli bo'lishi kerak. Ko'rdiki, gapni boshqa yoqqa burvardi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom hozir majoz haqiqatdan bahs qiladigan bo'lsa, mavzudan chiqib ketasiz. Allohga da'vat va tavhid masalasidan chiqib ketasizda, bu adabiyot masalasiga kirib ketasiz. Unga foyda bo'ladi. U masalaga kirib ketgandan keyin aqliy masalalar vaqtingiz ham bekor o'tadi va darrov sizni bekorchi gaplarni gapiryapti. Nima foydasi bor? Haqiqat majozi nima keragi bor? Chiqaringlar buni deb sizni rad qilaveradi. Shuning uchun bu mavzuni tark qildiradi, boshqa mavzuga o'tdilar. Qola Ibrohimu ikkinchi hujjat keltiryaptilar. Fa inna Alloha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi. Albatta Alloh taolo quyoshni mashriqdan keltiradi. Quyosh chiqadigan tarafdan chiqaryapti Alloh taolo, mashriqdan chiqaryapti va mag'ribga botiryapti. Fa ati biha min al-mag'rib. Qani sen teskarisini qilchi. Sen har narsaga qodir bo'lsan, quyoshni mag'ribdan chiqarchi, mashriqga botirchi dedi. Sen robman deyapsan-ku. Namrud robligini da'vo qilardi. Butun dunyoning podshosi, xudosi menman derdi. Mendan boshqa xudo yo'q derdi. Shuning uchun Ibrohim alayhissalom aytayapti, agar butun dunyo seniki bo'lsa, sen haqiqiy xudo bo'lsang, qani quyoshni mag'ribdan chiqarchi? Dedi Fabuhit allazi kafar. U kofir bo'lgan Namrud sharmanda bo'lib qoldi, mot bo'lib qoldi. Indi ham yo'q qoldi. Nima desin bechora, qila olmaydi-ku buni. Mayli, kelinglar, ertaga deyalmaydi-ku. Indi ham yo'q qoldi. Sharmanda bo'ldi. Hamma vazirlar ko'rib turibdi, butun askarlari katta-katta qo'mondonlari hammasi ko'rib turibdi. Vallohu la yahdil qawma zolimin. Alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi. Ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatmaydi. Bu oyat 3 ta ma'nosi bor. Birinchisi, Namrud zolim edi, kofir edi. Shuning uchun bu munozarada mag'lub bo'ldi. Kofirlar butun tortishmalarda, munozaralarda va kurashishlarda mag'lub bo'ladi. Allohning ahli doim g'olib bo'ladi. Alloh ularga kifoya qiladi. O'zini usrat beradi. Ikkinchisi, Namrud zolim bo'lganligi uchun Ibrohim alayhissalom shunchalik da'vat qilsa ham, shunchalik kuchli dalillarni keltirsa ham, yana hidoyatni qabul qilmadi. Hidoyatdan mahrum bo'ldi. Uchinchisi esa umumiy masaladir.
Allah Teala umumi bir kanun koyuyordu ki, hemen bilip koysun, kimi ki zalim olsa Allah Teala onu hidayet kimiydi. Zalimlerini hidayet kimiydi Allah Teala? Çünkü zalimler haddeden aşken insanlardır. Şunun için, zalim buluşluğundan saklanışlık gerek. Bu vakıya kaçan buldu? İki yıl kavul var. Bazıları dedi ki, İbrahim Aleyhisselam hali butladı sindirdiler. Ot ki atıştı. Yerden salamat çıktı. Kiyin abgeli münazara kıldı dedi. Bu bir rivayet. Yine bir kavul ise, köpçülüğü müfessirlerinin kavulu şu. İbrahim Aleyhisselam butladı sindirdiler. Nemrut aldığını ge çakırdı onu huzuruya. Kime ki butladı sindirgen? Çakırılarçı, kürelikçi. Yine bir de saval geldi ki, nimaga Namrud xudolikni da'vo qilsa butparastlikka qarshi emas desiz? Aytadiki, ular kichkina xudolar deydi. Sizlarda sajda qilib turgan xudolaringiz bor, ular kichkina xudolar. Men shularning kattasiman deydi. Shuning uchun ularni bu butparastlik dinini insonlarni aldashlik uchun ishlatadi xolos. Butun hukumatlar shunday. Butun kofir va zolim hukumatlar shu kufr dinlar, kufr e'tiqodlarni insonlarni aldashlik uchun ishlatishadi. İslam'da rahat kılıçdığı için, insanların İslam'dan mahrum buluştuğu için işletedi halas. Bu mesela batılığını cüde yakışı bilirdi. Yani onlardan kapta huda mendigenden ki, Nemrut ozu bir insan, muhtaç, aciz, bütlerem işleseki, arzimeseken, bunu bilirdi Nemrut karim. Onlarda kattesi mendigendi. Meşhur kavul şu ki, bütler sindirildi, Nemrut İbrahim Aleyhisselam'da çakırdı. Tehdit kıldı. Aldığını gelip bilen, İlmi yol bilen rakı mahcup oldu, galip bu mahcup oldu. Mağlup oldu bir çare. Mağlup bu yöndekin çidelmesinden etti ki, katta bir ot yakıyorlar da, taşa var ilerledi. Öldürüyorlar onu dedi. Yine o şey meseleyi kayıt etti ki, men kendi bir öldürücü zat ekanligimi körüp koysun bütün dünya dedi. İbrahim'de kendi öldürüşümü körüp koyuyorlar dedi. Benim öldüremem diye. O şey gafı da yine turvalı yaptı. Mağlup bu yönden nerek kutvalı yaptı yine. Ve uzunu gören ki öldürücü zat ekanligini göstermekçe. Mene şu kavul doğru ve bütün ulamalar dedi ki, bütün zalimler, kafirler, cahillerin yolu şu. Aldığında sizden ilmi tartışadı. Karasaki ilimle mağlup buldu mu ki, küçleçlik hareket kıladı. Sizi yok atmakçe, öldürmekçe buladı ki. Çünkü ilimde mağlup. Hazırlığı kafirler hem şunu dekarin, İslam ahlığı fakat küçleçlik yaptı halas. Eğer onlar hak bulsa, ilmi taraftan galip bulsun. Hani İslam alimlerini toplasın, münazara kısın, ilim bilen ispatla bilsin, İslam alimlerinin hataligini, özlerinin haklıgini ispatla bilsin ki, cemahtan yaşadık ki, yani Amerika, Rus, bizi profesörlerimiz, en katta profesörler, hemesi tipek alıp gitken, hemesinin saçı tökülüp gitken, hakiki profesör bular, hiç kim bular getin ki miydi, nihayette köp okuyan, deyişedi, hani hemesini toplasın, mayli birleşsin Amerika bilen, Rus birleşsin. İslam alimler bilen münazara kılışsın. Hala gen mevzuda, hala gen meselesinde ibadet mi, itikat mi, siyaset mi, hükümet mi, muamelet mi, hala gen meselesinde münazara kılışsın. Ve etsin ki, hemen ilimde davakladı ki, ilim marifette halimiz, cehalette halimiz deydi. Kim galip olsa şunu kabul kılıyla gitsin ki, diyelmeydi onu. Demek ya, çünkü mağlup buladı. Şermende buluşadı. Ve hareket kılışı yaptı ya bunlar. Perdelerde arkası da İslam alimlerine erkir alışıp, urup, azap verip, münazara kılışı yaptı. Dar bir mağlup buluşu yaptı. Hiç kime kösetme yaptı onu. Eğer galip bulup kasaydı bütün dünyaya ilan kılışardı onlar. Bana biz galip bulduydu. İlmi tarafta mağlup bulup şermende bu yanık için bana küçületçi yaptı indi. Her hıl yollar bilen İslam alimlerini ve hakiki mumullerde yukaçlık hareket kılışı yaptı. Bütün zalimlerinin cahillerinin yolu şu. Şunun için bana şu tefsir yakışıdır. İlimde mağlup bu yöndekin ot yakıyorlar dedi. Ceza biremiz dedi. Hem uzunun mağlupligini yaşırmak için, hem uzunun sahte abrusunu saklamak için. Çünkü etrafdakiler kürdü mağlup bu yöndi. Uzunun sahte abrusunu saklaştık için, onge galip bu yönden kişini öldürmek için. Ve otge taşladı, öldürelmediyem. Ben öldürelmediyim ki. Ve ana uhi ve umid diyor deyin, öldüremen de yaptır o deyin. Öldürelmedin ki İbrahim Aleyhisselam'dı. Yandırelmedin ki, trik çıktı ki o yerden. Karin, vakileri birbirine bağlılığını görün. Ve Allah-u Teala kendini saklı yaptırgenliğini görün. Sizi hem saklıydı Allah-u Teala. Kafirlerde kuluyla teşebbü müydü? Her kendi halette kafirlerde kuludan saklı avaladı Allah-u Teala. Sağ-ı salamet çıkardı.
Lekin siz İbrahim alayhissalom deb bo'lingda, mana quyoshning mashriqdan chiqib mag'ribga borishligi Allohning qonunidir. Biz ham shu dalilda aytamiz. Qani Amerika, Rus hanasiga qodir bo'lsa, quyoshni o'zgartirsin-chi? Quyosh harakatini, oylarda yulduzlarning harakatini o'zgartirsin. Yer yuzining, yer kurrasining harakatini o'zgartirsin-chi? Shamol yomg'irlarni o'zgartirsin-chi? O'zgartira olmaydi. Qo'lidan kelmaydi-ku. Va insonlarni aldamoqchi bo'lishadi. Ba'zan bilasizlarmi? Masalan, bundan 1-2 yil oldin Rossiyada yong'inlar bo'ldi. O'rmonlar yonib ketdi, issiq bo'ldi. Kofirlar o'zlari chiqaryapti. Bilib chiqarishyapti. Yolg'onligini bilishadi-yu, Amerika qildi buni. Nima qildi-ku o'sha Rossiyaning tepasiga ba'zi nimalarni otibdi ekan, o'qlardi. Ular portlabdi ekan-da, keyin issiq bo'lib ketibdi ekan. Issiq bo'lib ketganiga ki, Rossiyaning o'rmonlari yonib ketibdi ekan, zarar bo'lsin deb. Shuni chiqarishyapti, nimaga? Maqsad Amerika bilan Rossiyaning o'rtasidagi ixtilof emas, maqsad musulmonlarni aldashlik. Ko'ryapsizlarmi, biz issiq qilib yuboramiz biz. Sovuq qilib yuboramiz. Deb xudolik da'vo qilishyapti ular. Agar Amerika qilgan bo'lsa, Rossiya ham qilsin edi. Amerikadan ko'ra kuchliman deydi-ku. Qilsin. Haqiqatdan qurol-yarog e'tibordan Rossiyani imkoniyati kattaroq qilmadi-ku. Amerikaning ishi emas bu. Yoki mana yana qilsin-chi o'shanda qilgan bo'lsa. Qilolmaydi-ku. Yolg'on gaplar bular. Yomg'ir yog'ishlik. Yomg'irga muhtoj bo'lganda hammasi og'zini ochib o'tiribdi-ku. Yog'dirsin. Shamol qilsin. Yoki qishda masalan qattiq sovuqlar bo'lyapti. Issitsin, sal iliq qilsin bo'lmasam. Nimaga sovqatib o'tirish? Aldamoqchi bo'lishyapti-yu, o'xshamayapti bechoralar. Keyin sharmanda bo'lishyapti. Agar insonlar ishansa qancha aldaydi bular. Namrudga o'xshab. Bu voqealar qayta bo'ldi. Unga ham diqqat qilinglar. Hozirgi Turkiya bilan Suriyani chegaralarida bo'lyapti bu voqealar. Hozirgi masalan Urfa, Antab degan mintaqalar. Mana shu atroflarda bo'lyapti. Qaren Turkiya bilan Suriya, ya'ni tarixdan juda mashhur voqealar sodir bo'lgan, juda katta holatlar sodir bo'lgan eski tarixiy bir diyorlardir. Hozir ham mana butun dunyoga shunchalik ta'siri bor. Ba'zilar o'ylaydiki, Ibrohim alayhisalomning Namrudda tortishmasi Saudiyada bo'lganmikin deb o'ylaydi. Ba'zilar shunday deb o'ylaydi. Bir kuni bir avom bir mulladan so'rabdi-da, 10-15 yil o'qigan mulladan. İbrahim alayhissalom butlarni sindirib yuborgan edi. Qaysi butlarni sindirib yuborgan edi desa, Ali mulla ham Makkadagi butlarni dedi. Keyin avom asosiga kelgan Makkadagi butlarni sindirgan bo'lsa, keyin o'tga otildi, hijrat qildi, keyin kelib turib Hojar bilan o'g'li Ismoilni tashab ketdi, hech narsa yo'q edi-ku. Makkaning o'rnida, sahro edi-ku. So'ng o'ylanib qopdi keyin. Qarang, ko'pchilik ahli ilm diqqat qilmaydi shunga. Qovog'ini solib ishontirib Makkada bo'lgan deb ko'radi. Makkada sindirgan deb. Yo, Makkada bo'lgan. Makka yo'q edi u vaqtda. Sahro edi. Bu voqealar bo'lyapti turganda, Makkani yeri sahro edi. Qumlar uchib yurar edi. Zamzam ham yo'q edi. Bu voqealardan keyin Ibrohim alayhissalom hijrat qildi. O'rtadan qancha yillar o'tdi. Sham diyorlariga ketdilar. Ya'ni yaqin, o'sha Suriya bilan Turkiyaning chegaralari deyapti-ku. Bu yerdan keyin Falastin taraflariga ketdilar. Keyin Hojardan Ismoil o'g'illari tug'ildi. Allohning buyrug'i bilan Hojar onamiz bilan Ismoil o'g'illarini hozirgi Ka'ba turgan yerga tashab ketdilar. Undan keyin Zamzam bulog'i chiqdi. Keyin boshlandi bular hammasi. Arab qabilalari keldi, bu suvni ko'rib, bu yerda yashamoqchi bo'ldilar. Bu yerda bir qishloq paydo bo'ldi. Hali ham Ka'ba yo'q. Ismoil alayhissalom katta yigit bo'lib qoldi. Keyin Alloh buyurdiki, shu yerga bir uy qurgin deb. Shuning uchun va iz yarfa Ibrohim va isma qawaida min al-bayt va Ismoil. O'tgan oyatlarda keldi-ku, o'shanda Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalom uyning asoslarini ko'taryapti. Keyin bo'ldi bu masalalar. Ya'ni bu masalalarga diqqat qilinglar. Ibrohim alayhissalomning o'tga otilgan yeri to'g'risida shu Turkiyada Urfa degan shaharda bir yer bor. Juda mashhur, juda ziyoratchilar ko'p. Ne bir tog'ni ko'rsatishadi o'zlaricha. Ya'ni biz ham bordik o'sha yerlarga. Mana shu yerdan Ibrohim alayhissalomni manjanaqqa qo'yishdi, otishdi, shu yerga tushib ketdi, falon bo'ldi, piston bo'ldi. Degan har gaplar bor. Bularda dalili yo'q, sanadi yo'q. O'sha mintaqalarda deb shuning uchun nima qilib tayin qilmasdan aytayapman. Muayyan qayerda bo'lganligi to'g'risida aniq bir dalillar yo'q. Ya'ni Qur'on va hadisdan aniq dalil bo'lmaganligi uchun biz boshqalarda tarixiga keskin holatda ishona olmaymiz. Va Ibn Kasir rahimahulloh
Ve bazı tarihçiler dedi ki, Nemrut Kürt kabilesinden bo'lganlardan. Kürtlerden. Demek ki Kürtler kadimi kabilelerden. Yangi kabilelerden emas. Hakikaten hem şimdi Kürtler katta bir kabile. Yani Türkiye'nin takriben yarımı Türkiye'de yani kamida 20 milyon Kürt bo'lsa gerek. Suriye'de hem var necha milyon Kürtler. Irak'ta var. İran'da var. Başka taraflarda var. Yani juda katta kabile, juda katta millet. Azı kafirler bütün Müslümanları da ayırıp durup ortalarına düşmanlık salıp birbirine düşman kımakçıyor. Lekin Kürtler tarihte bana katta bir kabile bo'lgan. İslam'a hem katta hizmet kılışken. Sahabeler zamanı diyem, keyinchalik İslam'dan aldığına bana küfür vaktiler diyem. Şanu şevketi bo'lgan, katta hükümetleri bo'lgan bir kabile. Yangi çıkan bir aciz, xor bo'lgan kabilemez. İslam'da kabul kılgandan keyin ham juda katta hizmetler kılıştı. Mesela İbn Taymiye rahimahullah Kürt bo'ladi. Kürtlerden. Salahuddin Ayyubi Kürt. Kürtlerden. İbn Hacib Kafiyani yazgan. Kürt bo'ladi o kishi. Yani Kürtlerden juda ko'p olimlar var. Mana bu shaxslarni hamma yaxshi ko'radi-da, Kürt desa o'zicha yomon ko'radi keyin. Jaholatda nimaga? Kürtni kofirlar yomonlayib turganligi uchun o'zicha yomon ko'radi. Ahmoqlik bu. Biz kim mu'min bo'lsa hammasini yaxshi ko'raveramiz. Qaysi millatdan bo'lsa bo'lsin. Ali İbrahim Aleyhisselam'ın otga otilishligi to'g'risida sarohatan oyatlar keladi. O'shanda yana chuqurroq bahs qilamiz. Alloh subhanahu va taolo dunyodagi bütün mu'minlarga İbrahim Aleyhisselam'ın bo'lishlik ne'matini, baxtini muyassar qilsin. Ularga İbrahim Aleyhisselam'ın bo'lishlik ne'matini, baxtini muyassar qilsin. Ularga İbrahim Aleyhisselam'ın bo'lishlik ne'matini, baxtini muyassar qilsin.